Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün Industrial Craft 2 incelememizin ikinci bölümündeyiz. Tabii coin beni kontrollüyor. Bu bölümde tool'lar ve makineleri tanıtacağız. Sus. Ama makinelere geçmeden önce size önemli bir tool'u tanıtmam lazım. Electric Wrench ya da normal wrench. Bu ikisinin olayı şu. Asla ama asla bir Industrial Craft 2 bloğunu direkt kırarak almayın. Size sonucunda ne olduğunu göstereyim. Mesela recycler'ımızı. Bunu machine block olarak geri alıyorsunuz. Önemli bir detay. Ama eğer gidip wrench ile kırarsanız bunu recycler olarak geri alıyorsunuz. Normal wrench'in ufak da olsa tekrar bir kayıp şansı var, ancak elektrik wrench'te eğer mod switch tuşuna basılı tutup tıklarsanız eğer lossless, yani kayıpsız modu aktive edersiniz. Bu biraz, tabii biraz daha fazla enerji tüketiyor, ancak değiyor. Neyse. İlk elektrikli makinelerimize geçmeden önce elektriksiz çalışan makinelerimize geçelim. İlk olarak Iron Furnace. Iron Furnace temel olarak bildiğim furnace. Biraz kol ve biraz iron alalım. Ancak normal furnace'tan farklı olarak biraz daha hızlı çalışıyor. Ama bu güzel bir şey, zaman kazancı. Sıradaki itemimiz gördüğünüz üzere personal safe. Normal bir ikili chest ile aynı bu boyutta, daha az yer kaplıyor ve bir server üzerinde sadece sizin tarafınızdan açılabiliyor. Ki bunun değerini anlarsınız. Sıradaki iki itemimiz Trade-O-Mat ve Energy-O-Mat. Bu ikisi ne yapıyor? Trade-O-Mat, buraya item, buraya da ücretini veriyor. Koyduğunuz takdirde sizin haricinizde biri server'da buna girdiği takdirde sadece şu iki slotu görüyor. Ve burada ücreti koyduğunda sizin verdiğiniz item'ı alabiliyor. Tabii bunların yerine karıştırıyor olabilirim. Kısacası item satmak için çok güzel bir yol. Ancak bunun yanında bir chest bulunmalı ki bu durumda var personal safe'imiz. Personal safe eğer sizin tarafınızdan konulmuşlarsa bu ikisi bağlanıyor. Satacağınız item bunun içinde bulunuyor ve ücret de bunun içine konuluyor. Bu satış esnasında para olarak ne kullanacağım diye soracak olursanız eğer Industrial Credit kullanıyorsunuz. Industrial Credit nedir? Tabii bu olmadı. 4 tane Refine Iron kullanılarak 16'sı elde ediliyor. Tabii bunun recipe'sini server'ın ayarlarından kapatabiliyorsunuz. Refine Iron mı ne diye soracaksınız. Basitçe göstereyim. Iron ingot'ımızı alıyoruz ve pişiriyoruz. Pişiyor tabii ki de. Ve elimize bir adet Refine Iron geçiyor. Industrial Craft 2'nin çoğu recipesinde bu Refine Iron gerekli. Sıradaki makinemiz Energy-O-Mat. Energy-O-Mat tıpkı Trade-O-Mat gibi bir şeyleri takas etmek için kullanılıyor. Ancak burada takas ettiği şey adından anlaşılacağı üzere enerji. Güzel şeyler bunlar. Sus koyun. Burada basit bir elektrik düzeneği görüyorsunuz. Burada low voltaj isteyen makinelerimiz, burada medium voltaj isteyen makinemiz, burada da direkt bir MFE ya da MFSU'ya direkt bağlanmak zorunda olan bir makinemiz var. Şu iki bloğa aldırmayın çünkü bunlar bir eklenti sayesinde moda oyuna ekleniyor. Bedavadan elektrik üretmemi sağlayan bir şey. Ancak bunlar craft edilebilir değil. Ve bu da elektrik konusunda tam bir obur olan UU Mass Fabricator. İsmini hatırlayabilsem çok süper olurdu. Mass Fabricator'ı birazdan açıklayacağım. Öncelikle elektrik furnace'ımıza geçelim. Demin Iron Furnace'ın hızından bahsetmiştik. Elektrik furnace'a geçiyoruz. Çok 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 daha hızlı. Ama bunun en güzel yanı hızlı değil. Herhangi bir yakacak kullanmıyoruz. Direkt elektriğimizi kullanıyoruz. Mükemmel değil mi? Sıradaki çoğunuzun favorisi olacak bir makine. Macerator. Evet, sheep. Die sheep.
Coin'ları buradan uzak tutmanın bir yolunu bulmam lazım. Macerator ne yapıyor? Kabaca bir adet iron ore'umuzu alıyoruz. Ve onu toza dönüştürüyor aslında. Toza dönüştürüyor. Peki bu süreç ne işimize yarayacak? Bir iron ore attık. Dikkatinizi çekelim. Ve iki adet iron dust'ımız oldu. Seni çekelim şuradan. Hata silelim. Ve bu dust'larımızı yakıyoruz. Bir tanesinden bir adet iron ingot'ımız oldu. Ve ikincisini de elde ettik. Bu ne demek oluyor? Bir iron ore eşittir iki iron ingot. Bu her ore ve ingot için geçerli. Şimdi Macerator'ın recipe'lerine bir bakalım. Iron dust, gold dust, coal dust. Coal dust, kolunuzu çoğaltmak için kullanılan bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Coal dust'ın kullanımı pek çok recipe'de kullanılan bir şey. Bunun dışında wool'u string'e çevirmenizi kolaylaştırıyor. Gravelly flint'e, sonu kobalt stone'a. Tabi bunu kim ister? Kobalt stone'u sende, ki bu çoğu kez hayatımı kurtarmış bir şey. Sandstone'u sende. Ice'ı Snowball'a. Clay'i Clay Dust'a. Ki Clay Dust'ta pek çok recipe için kullanılan bir şey. Aslında pek çok değil. 2-3 tane. Glowstone. Kayıpsız biçimde Glowstone Dust'a. Ve en güzellerinden bir tanesi. Normalde bunu koyup 3 tane bomb yıl elde ederken 5 tane bomb yıl elde ediyoruz. Bunu geçin. Bunu da geçin. Blaze Rod'u 5 tane Blaze Powder'a çevirebiliyorsunuz ki bu inanılmaz derecede işe yarar bir şey. Spider Eye Green Powder ki bunun kullanılacağı şeyi size göstereyim. Videx. Ve bunun gibi pek çok recipe'si var. Any Eye Not Enough Items kuruluysa bu recipe'lere bakabiliyorsunuz buradan. Ve sıradaki item'ımız. Extractor. Kısaca recipe'leri göstereyim. Normalde bir stick resin'ı pişirdiğimiz takdirde bir adet rubber elde ediyorduk. Fakat burada bir stick resin'dan 3 tane rubber elde ediyoruz. Woohoo! Bunun dışında rubber tree sapling fazlalığımız varsa bunu rubber'a. Tabi bunlar bir eklentinin eklediği şeyler. Ya da rubber wood'umuz varsa bunu tekrar rubber'a çevirebiliyoruz. Ve slime ball'u da rubber'a çevirebiliyoruz. Compressed air diye normal boş sele çevirebiliyorsunuz uğraşmadan. Vesaire vesaire. Bu da çok işe yarar bir makine. Ve sıradaki kompresör. Azından anlaşılacağı üzere bir şeyleri sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı şeylere bakıyoruz. Plant ball'u, compressed plant ball'a bunların da ne olduğunu açıklayacağım. Bunları biyo benzin elde etmek için kullanıyorsunuz. Bunu da değişik recipe'lerde kullanılıyor da. 3 tane Nether Rock'tan bir adet Nether Brick elde edebiliyorsunuz. Normalde 4 tane sandten bir tane sandstone elde ederken burada bir tane sandten sandstone elde ediyorsunuz. Bu güzel bir şey. Snowball'u ice. Watercell'i de snowball'a. Watercell ne diye soracak olursanız on selleri de göstereceğim. Mixed Metal Ingot ve Raw Carbon Mesh Advanced Alloy ve Carbon Plate'e dönüşüyor ki bu pek çok recipe'de kullanılan bir şey. Özellikle gelişmiş makinelerde kullanılan bir şey. Ve yanlış görmüyorsunuz, elmas üretmek için bir yola sahip. Ama bu biraz zorlu bir yol. Fakat hiç elmas bulamıyorsanız gayet kullanışlı bir yol. Bunun için coal chunk'ı macerate ediyorsunuz. Coal chunk'ı compressed coal ball'larla obsidian'la kısardıktan sonra onu coal ball'da coal dust artı flint'le. Bayağı uğraştıracak bir şey. Ve sırada mucizevi makinemiz. Canning Machine. Jetpack'inizi doldurmanın dışında bir işe de ayırıyor. Diyelim ki hiçbir yemek kaynağınız yok. Tohumların büyümesini bekleyemiyorsunuz. Çevrede hiç hayvan yok, koyun dışında. Ve yiyebileceğiniz tek şey çürümüş et. Ne üzücü değil mi? Zehirlenmek istemiyorsanız eğer Canning Machine sizin hayatınızı kurtaracak bir şey. Canning Machine'i kullanmak için, kurtarmak için tabii ki de tinken lazım.
şu şekilde elde ediliyor. Ancak merak etmeyin, tin can harcanmıyor. Bunu sonsuza dek kullanıyorsunuz. 6'a tin canımızı ve üste de Rotten Flesh'imizi koyuyoruz. Ve bize tin canımızı veriyor. Gördüğünüz gibi şu an biraz açlığımız var. Fakat bunu yiyoruz ve açlığımız gitti. Ayrıca boş tinkerimiz geri döndü ve bunu tekrar makineye geri koyabiliyoruz. İnanılmaz derecede kullanışlı bir yemek kaynağı. Bunu aklınızda tutun. Ve sırada Recycler. Umarım bu sefer şansım yaver gider. Recycler basit olarak itemlarınızı geri dönüştürerek yok ediyor. Evet, yok ediyor. Ancak bu yok etmesinin size kazancı ne olacak? Sadece yer mi kazanacaksınız? Hayır. Eğer biraz şanslıysanız belli bir oranda scrap elde etme şansınız var. Tabii şu an bizim şansımız gayet düşük. Her zaman olduğu gibi. Neyse, bu scrap elde edene kadar ben size birkaç makineyi daha göstereceğim. İlk olarak induction furnace. Gold dust'larımızı alalım. Normal bir elektrik furnace'ın ne kadar bir hızda gold'umuzu pişirdiğini görüyorsunuz. Fakat bunu induction furnace atıyoruz ve boom. Göz açıp kapayıncaya kadar. Ancak induction furnace hakkında unutmamanız gereken bir şey heat, yani ısısı. Isısı normalde içinde bir item olduğu sürece artar fakat fakat eğer buna bir redstone sinyali koyarsanız sürekli ısıyı arttırmaya devam edecektir. Ve güzel bir detay daha, iki slota sahip. Bu sayede iki iş aynı anda yapabiliyor. Vahoo, zaman kazancı iki katı. Abi bakalım hiç elde etmiş miyiz? Evet, scrap elde etmişiz. Bu scrap ne için kullanılıyor? Bunu biraz daha gelişmiş bir makinemiz olan Mass Fabricator için kullanacağız. Mass Fabricator kabaca şu UUMeter adı verilen item'ı elde etmek için kullanılan bir şey. UUMeter çoğu konuda işimize yarayan bir şey. Direkt enerjiyi maddeye çeviren bir olay. Ancak gördüğünüz gibi sürekli enerji harcıyor. Fakat bu enerji harcamasını azaltan bir şey de mevcut. Scrap. Eğer buna scrap verirsek gördüğünüz gibi işlem çok daha hızlanıyor ve daha az enerji kullanarak daha fazla UUMeter elde edebiliyorsunuz. Bunu otomatiğe bağlayarak çok güzel bir UUMeter elde etimi sağlayabilirsiniz. Şimdi kendimize bir crafting table verelim. En basitinden eğer Gregtek kurulu değilse iridium oru elde etmenin tek yolu ve iridium orun kullanımları iridium dur. Bu olmaması gereken bir şeydi. Sanırım Gregtek'ten ötürü kaynaklanan bir şey. Pek çok alanda kullanıyoruz onu işte. Bunun dışında Diamond elde ediminde kullanabiliyorsunuz. Bunu elde etmekte kullanabiliyorsunuz. Stone elde etmekte kullanıyorsunuz. Redstone elde etmek kullanıyorsunuz vesaire vesaire. Aslında oyundaki çoğu şeyi craft edebiliyorsunuz bunda. Beleşten item. Güzel bir şey değil mi? İridium ore, hoşça kal. Sıradaki item değil, tool'umuz. Tool da değil, bloğumuz. Electrolyzer. Electrolyze water cell'i elde etmek için kullanılıyor. Peki bu ne işe yarıyor? Size söyleyeyim mi? Eğer herhangi bir mod kurulu değilse temelde hiçbir şeye. Süper! Aslında bir işe yarıyor. Acil durum elektrik kaynağı. Eğer bu MF suyu boşalmaya yaklaşır ve herhangi bir enerji girişi olmazsa electrolyzer içindeki electrolyzed water cell'leri tekrar normal water cell'e çevirip bunların elektriğini MF suyuya harcıyor. Tabii electrolyzed water cell elde etmesi için tam dolu bir MF suyunun yanında, MF suyu ya da MFE'nin yanında olması lazım. Elektrik depolama sistemleriniz. Bunun dışında eğer bazı eklentiler kuruluysa şöyle birkaç recipe'miz de oluyor.
Evet. Electrolyzed water selleri aklınızdan çıkartmayın. Ah, ona geçmeden önce sıradaki item'ımız miner. Miner basitçe şu şekilde çalışır. Mining pipeları içine koyduğunuz takdirde ve bir adet de aslında dur. Direkt kazmaya başlıyor ortalığı. Ve eğer herhangi bir silver chest koyalım. Ah! Bu olmadı. Gördüğünüz üzere kazıp bunları silver chest'imizin içine koyuyor ve kendime yeni bir advance'leri de olur. Tabii bunları gördüğünüz gibi bu şekilde kazıyor. Woohoo, bu jump'ı nasıl yaptığımı sormayın. Peki bu pump ne işe yarıyor? Bu miner'la eğer bir lav'la karşılaşırsanız bu pump otomatik olarak o lav'ları alıyor. Güzel şeyler bunlar. Şimdi geçelim magnetizer'a. Herhangi bir arayüzü yok. Doğal bir şey. Magnetizer'ın yaptığı tek iş elektrik sinyali aldığında şu gördüğünüz iron fence'leri bunları birazdan göstereceğim. İlginç bir asansöre çeviriyor. Woohoo! Ulaşım için kolay bir yol. Sıradaki bloğumuz Crab Metal'ı açıklamadan önce Crop'ları açıklayalım. Gördüğünüz gibi sıradan bir tarlaya benziyor. Sıradan bir tarla mı? Yanılıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tohumlar hala duruyor. Ancak ben weed'leri aldım. Bunun dışında patateslerimi aldım. Crop'ların pumpkin'imi aldım. Ve bazen 3 tane falan çıkabiliyor. Peki bu hem bundan kazancımızı sağlıyor hem de bir şey daha sağlıyor. Biraz daha verimli üretim. Ayrıyeten 2 tane tam büyümüş crop'un arasına bir adet çapraz crop koyarsanız yani şuradan göstereyim. Tabii bu tam büyümüş olmadığı için bir etki etmeyecek bunlar. Bu rastgele bir item elde etmeye başlıyor. Rastgele bir bitki elde etmeye başlıyor ve bu rastgele bitki eğer pumpkin ya da melon yani karpuz bulamıyorsanız çok işinize yarar. Bunun dışında modun kendi eklediği bazı bitkiler mevcut ve bunları sadece bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Peki bu Advanced Solar panel değil. Crabmatron ne işe yarıyor? Fertilizer, Hydration Cell ve Weedex kullanılıyor. Bunlar bu ikisi bitkilerin daha hızlı büyümesini sağlarken Weedex boşta duran crabların weed üretmesini engelliyor. Bu weed ise zararlı bir şey aslında. Yabanlı yiyot diyebilirsiniz. Bir kere üredi mi diğer croplara da bulaşmaya başlıyor ve tüm tarlanızı bay bay diyorsunuz. Hiç hoş bir şey değil. Weedex bunları korumayı sağlıyor. Evet, makinelerimizin büyük çoğunluğunu bitirdiğimize göre, daha doğrusu önemli olanlarını bitirdiğimize göre, bazı işe yarar araçlara geçip, daha doğrusu işe yarar bloklara geçip, oradan tool'lara geçelim. İlk olarak scaffolding. İnşaat için sürekli dört mü kullanıyorsunuz? Çok yazık. Bir tane yerleştirin ve ona vurun. Daha doğrusu elinizdeki scaffoldinglerle vurun. Otomatik olarak ta sonsuza kadar koyabiliyorum. Ve tıpkı bir merdiven gibi bunlara tırmanabiliyorsunuz. İnşaat için çok işe yarar bir şey değil mi? Ve ayrıyetten... Ups. Tabii bu olmadı. Öyle fail'lar oluyor çekim esnasında. Bu şekilde tabii 3 bloğa kadar ilerleyebiliyor. Ve daha da güzel tarafı en alttakini kırdığınızda hepsi birlikte elinize geliyor. Süper şeyler bunlar. Tabii bunun bir de demir versiyonu var.
Demir versiyonu biraz daha pahalı ancak daha şık. Peki bunun dışında bunun dışında başka ne avantajları var? Daha uzun mesafeye kadar götürebiliyorsunuz bunu. Evet, bu kadar. Sıradaki item, sıradaki bloğumuz Reinforced Stone ve Reinforced Glass. Peki bu ne işe yarıyor? Teknik olarak oyunda nükleer bir patlamayı absorbe edebilecek tek şeye bakıyorsunuz. Tek şey. Greg Tech kurulu değilse tabii. Ve Reinforced Glass. Bu stone kadar güçlü bir cam. Kırmayı deneyelim. Kırıldı. Peki bir obsidian deneyelim. Bakın obsidian'ımız ne kadar sürede kırılacak? Yarısı gibi bir sürede. Şimdi neden buna saygı duymanız gerektiğini anladınız mı? Ve bunun bir de kapı versiyonu var. Reinforced Door. Evet. Ama bu da tıpkı Iron Door gibi sadece Redstone sinyaliyle çalışıyor. Ve sırada Iron Fence. Gördüğünüz gibi bir fence. Ancak demirden. Bu demek oluyor ki kırılması kolay. Sadece daha şık. Ve benim oyundaki en gereksiz bulduğum ancak işe yarar bir şey. Luminator. Elektrikle çalışan bir ışık. Basitçe gece yapalım. Gece ol. Eternal day bir sonsuz gündüz bir yerdeydim. Değil mi? Zarp. Neyse, çok az da olsa bir ışık yayıyorlar. Elektrik kullanarak. Ama çok az bir elektrik kullanıyorlar. Bunun dışında size bahsetmediğim başka bir şey kaldı mı? Bakıyorum hemen. Ve sıra geldi tool'larımıza yani aletlerimize. Evet. Bunu ve normal wrench'i baştan tanıtmıştım ancak şimdi tanıtmam gereken drill. Tabii bu yapmak için önce normal mining drill yapmak lazım. Sonra bunu diamond drill ile çeviriyorsunuz. Aralarındaki tek fark diamond drill'in çok daha hızlı ve obsidian da kazabiliyor oluşu. Diamond drill tıpkı bir diamond pickaxe ve diamond shovel'ın beraberi gibi çalışır. Ancak elektrik kullanır. Bu sayede kırılmıyorlar. Ve tüm işinizi görebiliyorsunuz. Ayrıca çok daha güçlü, çok güçlü oldukları için bazen toprak kazarken sıkıntı oluyor. Böyle 50 tane falan kazabiliyorsunuz. Ancak çoğu işinizi gören bir şey. Sıradaki item Chainsaw. Azından alışılacağı gibi bir testere. Ancak bunun dışında bir kılıç olarak da çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Ve makas olarak da çalışıyor. Woohoo! Ve Mining Laser'ımız da var. Normal moduna geçirelim. Mining. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir biçimde bir şeyleri kazmanızı sağlıyor. Ancak bunun dışında silah olarak da kullanabiliyorsunuz. Tabii yeryüzüne zararı vererek. Low Focus mod çok daha kısa bir mesafe. Yani çok daha ince. Eğer Long Range moda getirirseniz gördüğünüz gibi şöyle hayvansı bir mesafe ancak çok daha fazla enerji tüketiyor. Horizontal sürekli yön değiştiren bir mod. Oho, bayağı hızlı gidiyormuş. Superheat aslında Auto-Smelter diyebiliriz buna. Otomatik olarak normal stone olarak düşürüyor bunu. Ancak bunun dışında silah olarak kullandığınızda çok daha işe yarıyor. Demin 2 saniyede öldürmüş onu değil mi? Instant kill. Bunun dışında başka bir mod. Scatter.
Ho. Ve biraz uzaklaşalım. Şöyle güzel bir modu da var. Silip olarak bence bu çok daha işe yarar. Evet. Ve yeryüzünü de ağzına ettik. Bunun dışında. Ve nano saber'ımız. Normal haliyle o kadar güçlü bir vuruşa sahip değil. Fakat sağ tıklayıp parlattığımız takdirde bunu daha önce dövmüştük. Daha önce dövmediğimiz bir tanesini de gayet tek vuruşta öldürebiliyoruz. Ve tabii bu haldeyken elektrik tüketiyor. Ancak gayet güçlü bir kılıcımız oluyor. Ve bir level'ı geçeceğim yakında. Spotlight esnasında. Süper! Sıradaki itemlerimiz EU Reader. EU Reader basitçe bir makinenin elektrik kullanımına. Tabii şu an hiç kullanmıyor çünkü yakacak bir şey yok. Ancak biz buna yakacak bir şey verirsek mesela Silver Dust. Yak bakalım. Burada elektrik kullanmaya başladığını görüyorsunuz. Bu sayede makinenin elektrik kullanımını görebiliyorsunuz ve bu size güzel bir şeyler kazandırıyor. Mesela bu nasıl? 512 iyi okul. Demin bahsettiğim gibi crossbreeding dediğimiz olay, yani çapraz croplarla olan olay size, tabii o item bulabilirsem çok süper olacak. Neredesin be hacım? Ha. Seedbag veriyor. Ve bu seedbaglerin ne işe yaradığını öğrenmek için bunu da analiz etmeniz lazım. Tabii elektrik gerektiriyor. Buna pil ya da herhangi bir enerji kaynağı koyduğunuz takdirde kullanılabilir hale gelecek. Ve bu seedbagleri analiz etmenizi sağlıyor. Evet. Şimdi şunu alalım. Eğer bu haldeyken bunu kullanmaya kalkışırsanız bir şey fark edeceksiniz. Enerjisi sürekli tükenmeye başlıyor. Tükeniyor. Peki bu enerjinin tükenmemesi için ne yapabilirsiniz? Sürekli gidip şarj mı edeceksiniz? O zaman Diamond Pickaxe kullanmak çok daha mantıklı kaçıyor. Çünkü çok kısa bir sürede bitiyor. Ancak mod sizi düşündü ve süper bir alet ekledi. Yukarı çıkar çıkmaz göstereceğim size. Bat Pack. Bunu sırtınıza koyduğunuz takdirde gördüğünüz gibi tüm enerjiyi ondan tüketerek tool'larınızı şarj edilmiş tutuyor. Ancak Bat Pack de yeterli değil. Lap değil, Lap. Lap Pack, bir üst versiyonu. Çok daha fazla enerji depoluyor. Ve bu sayede çok 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 uzun bir süre şarj etmenize gerek kalmıyor. Hatta bazen şarjı unutabiliyorsunuz bile. Ve packlerden bahsetmişken jetpack. Doğru duydunuz. Jetpack. Elektrik jetpack, elektrik kullanarak sizi uçuran bir şey. Tabi boşluğu bıraktığınız takdirde düşüyorsunuz. Ayrıca bir modu mevcut. Hover mod. Çok yavaş hız inmenizi ve kalkmanızı sağlıyor. Ancak bu ravine falan keşfederken çok işinize yarayabilir bir şey. Jetpack de aynı şekilde. Fakat jetpack'i doldurmanın yolu biraz zorlu. Mesela kendimize boş bir jetpack verebiliyor muyuz? Hayır. O zaman boşaltalım az buçuk. Evet, jetpack'imizi tamamen boşalttık. Peki bu jetpack'i nasıl dolduracağız? Gördüğünüz gibi elimizde biofuel sellerimiz var. Bunu geçin. Gregtech adlı bir eklenti tüm recipe'lerle biraz oynuyor. Neyse, tamam. Biofuel sele dönüşüyor.
Biofuel cell elde etmek için empty cell ve compressed plant lazım. Empty cell ise gördüğünüz gibi 4 tane tin ile elde ediliyor. Evet. Biofuel cell'lerimizi üste ve jetpack'imizi alta koyuyoruz ve izliyoruz. Gördüğünüz gibi jetpack'imiz doluyor. Evet. Bu normal jetpack'i doldurmak için bir yol. Ancak elektrik jetpack'i doldurmak içinse tıpkı diğer elektrikli aletleri doldurduğumuz gibi MFI ya da herhangi bir enerji kaynağımıza gidip üst kısma koyuyoruz. Ve bu doldu. Evet. Tabii bu işlemi birkaç kere tekrarlamamız lazım normal jetpack için. O yüzden elektrikli jetpack daha işlevsel kaçıyor. Bunun dışında evet. Tree tap'i hatırlarsanız. Rubber elde etmek için kullanıyorduk. Fakat her seferin çok hızlı kırılıyor. Bunu engellemenin yolu ne? Elektrik tree Umarım burada bir adet rubber vardır. Fail. Şu diğer ağacımızın oraya gidelim. Bunu tıklayarak sadece bundan hiç damage yemeden elektrik kullanarak skill yazılımımızı elde ettik. Evet. Elektrik tree bu işe yarıyor. Bunun dışında başka tanıtabileceğimiz tool var. Elektrik hoe. Tabii önce onu da bilirsen. Ha. Tıpkı normal hoe gibi toprağa bu işe yarıyor. Elektrikli tool'larımızı tanıttıktan sonra bronz aletler ve zırhlar. Önce bu normal zırhımızı alalım. Bronz zırh, Iron zırhla aynı güce sahip ancak daha az ömrü olan bir zırh. Craft'ine bakarsak bronz ingot'la normal bir zırh craft'i. Bronz ingot ise tabii eğer forestry kuruluysa bu şekilde. Forestry kurulu değilse ki recipe'sini bulmaya çalışalım. Bronze Dust'ın pişirilmesiyle Bronze Dust ise bu şekilde elde ediliyor. Evet. Diğer tool'lar ise aynı durum için. Zombinin burada ne işi var? Tabii peaceful'u almadım. Evet. Tool'lar da tıpkı iron tool'larla aynı işlevselliğe sahip ancak daha az ömürleri var. Ve bunun dışında şöyle bir chestplate ekliyor. Çok daha dayanıklı bir chestplate. O da bayağı dayanıklı bir chestplate. Bunu aklınızda unutmayın. Ve Industrial Craft 2 bildiğiniz üzere gelişmiş bir mod. Gelişmiş bir teknoloji modu ve böyle bir zırh eklemesi olmazdı. Bakın ne kadar cool duruyorum. Peki bu zırhın yaptıkları ne? Size en basitinden bir örnek göstereceğim. Geronimo, bir tane bile fall damage almadım. Ancak gördüğünüz gibi bulutlarımdan enerji gitti. Ya da yaratıklar bana saldırdığında daha az enerji alarak benim canımın yanmamasını sağlıyorlar. Vahahoo. Ve bunun bir gelişmiş var. Aa, bu arada bunlar bu şekilde craft ediliyor. Carbon plate. Carbon plate'i görmüşsünüz. Sırada gelişmiş bir zırhımız. Quantum suit. Iridium plate vesaire vesaire gerektiren bayağı epik bir zırh. Ancak zırh cidden epik. En basitinden. CTRL'ye basılı koştuğunda ya da config dosyalarında bu değiştirilmediğinde iki kere ileriye basıldığında şu şekilde bir koşma ve CTRL'ye basılı tutarak zıpladığınızda böyle bir zıplama. En basitinden. Ve bir sur bikintisi bulabilirsem çok süper olacaktı ancak inanın bana suyun altında boğulmuyorsunuz. Ve bunu gösterebilirim. Bana biraz lav verin.
Evet, canım yanıyor gibi gözükebiliyor. Tabi buradan çıkabilirsem çok süper olacaktı. Evet. Oh. Tabi kuantum chestimizden çok fazla enerji aldı. Evet. Quantum Suit böyle epik ötesi bir armor ve eğer Quantum Suit giyiyorsanız neredeyse yok edilemezsiniz. Yanmayı bırak! Evet, hala yanmamız bitti. Tabii şu iki parça tamamen bir modun eklentinin eklediği bir parça. Ve onları bu eklentinin incelemesinde inceleyeceğim. Ama şimdiden gösterebilirim. Uçabiliyorum. Peki, başka tanıtmadığım şeyler OV Skinner ve OD Skinner. Bunlar ne yapıyor? Gördüğünüz gibi çevredik OV Skinner'da, OD Skinner'da aynı işi yapıyor aslında. İkisi de çevredeki orları tarıyor ancak OV Skinner daha gelişmiş OD Skinner daha gelişmiş bir alanı tararken ve çok daha fazla enerji tüketirken OD Skinner daha az. OV Skinner daha az bir alanı kaplıyor. Bunları karıştırmayı bırakırsam çok süper olacak. Ve Industrial Cutter. Şu eski çalışma alanına geçecek olursak diyelim kaplamayı almak istiyorsunuz. Rubber ihtiyacınız var. Whoop, whoop. Bu şekilde kaplamayı çok rahat alabiliyorsunuz. Geri nasıl koyuluyordu hatırlamıyorum. İnanın bana. Çok üzgünüm. Hatırlarsam söylerim. Ama 3 tane rubber'ımız oldu. Ve bir boka yaramayacak. Bunun dışında bazen başınıza gelmiştir. Gelecektir. Yan yana geçen kablolar var. Ancak bunların birbirine bağlanmasını istemiyorsunuz. Burada elinize painter'lar geçiyor. İki kabloyu farklı renklere boyayarak ikisinin birbirlerine kesinlikle bağlanmasını engelleyebiliyorsunuz. Bu sayede iki tane birbiriyle bağlı olmayan elektrik hattınız oluyor. Uhuhu. Çok işe yarar şeyler bunlar. Aklınızda tutun. Oho, ne oluyor? Size oyunun bir amsı bir şey yediğini söylemeyi unutmuşum. Tabii ben çok kötü bir tane yaptım. Ne hikmettir bilinmez ancak aldığım gibi direkt içiyorum. Industrial Craft'in wikisine bakarak çok daha iyi bir bira yapımları öğrenebiliyorsunuz. Kimi oyunda öğrenmek, eğlenmek istemez ki? Basitinden. Evet. Düzeldik en sonunda. Şu şey, bunu üretmenin yolundan bahsedecek olursak, bir adet scaffolding ve empty bronze barrel. Şu şekilde elde ediliyor. Bunun içine gerekli eşyaları koyup VD'dir bilmem nesidir suyudur. Sonra tree tap'imizi koyduktan sonra fermente olmasını bekleyip ki bu değişiyor saatine göre. Bir saniye. Burada bir VD elde etmişiz. Kötü şeyler bunlar. Bakalım bir şey çıkacak mı videonun sonuna kadar. Bu sayede elinize biralar geçebiliyor. Oyunda bira var. Bu gerçeği unutmayın. Evet. Sırada tanıtacağımız kısım ne olabilir sizce? Bira varsa kahve de var. Normal kahvenin elde edimi şu şekilde. Stone mug, water cell ya da herhangi water bucket ve coffee powder. Coffee powder, coffee beans elde ediliyor ve coffee beans şu gördüğünüz arkadaşla elde ediliyor. Bakalım sen nesin? Bekleyelim. Şu lavları da burada unuttuk ama neyse. Ve bunu
Ha, burada water cell normal seli alıp herhangi bir water'a tıkladığımızda onu depolayan bir şey. Cold coffee'yi alıp pişirirsek eğer elimize coffee geliyor. Dark coffee geliyor. Ve eğer bunu şeker ve sütle karıştırırsak normal coffee elde ediyoruz. Benim gibi sert sevenler için ayrıca size speed ve haste ekliyor. Çok fazla içmeyi denemeyin yoksa körlük gibi etkileri de mevcut. Ciddiyim. Bunun dışında static boots ve solar helmet'ten bahsetmedim. Bunlar yürürken backpack'inizi falan tekrar şarj etmenizi sağlayan şey. Toolbox ise gördüğünüz gibi Industrial Craft 2 tool'larını içine depolayan bir şey. Çok işlevsel, işe yarar bir şeydir o da. Ve upgrade'ler. Şimdi upgrade etmeden önceki hızına bakalım. Yine gold dust'ımızı alalım. Upgrade etmeden önceki hızı bu. Bir upgrade ekliyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 tane upgrade ettirdik. Evet. Daha ekleyebiliriz. Peki bir noktadan sonra neden çalışmıyor? Çünkü enerji ihtiyacını karşılayamıyoruz. Gördüğünüz gibi enerji deposu artık yetmiyor buna. Fakat Energy Storage Upgrade'leriniz mevcut bunun içinde. Fakat bunun için önce alabildiği elektriği arttırmamız lazım ve şu an direkt low voltaja bağlı olduğu için bunu algılamıyor. Ha, tabii. Şu an bu halde high voltaja bağlayabiliyoruz bu low voltaj makinesini. Çok güzel değil mi? Ve bu şekilde induction furnace hamle çok daha hızlı olmasını sağlayabiliyoruz. Upgrade'lere dikkat edin. Ancak bazen upgrade'ler dikkatsiz kullanıldığında patlamalara, enerji kayıplarına vesaireye vesaireye yapılır. Mesela ben demin dikkatsizce yaptım. Dolayısıyla bunları dikkatli hesaplayarak kullanın. Sıradaki tanıtacağımız şey ise evet. Dinamit. Gördüğünüz üzere bu işe yarıyor dinamit. Bunun dışında sticky dinamit de mevcut. Bir yerlere yapışıyor. En sonunda rubber üretebildin sen. Evet, dinamitlerimiz bu işe yarıyor. Oyundaki tek patlayıcı bu değil yalnız. Oyunda uranyum olduğunu da hesaba katın bu arada. Ancak bundan önce bir şeyimiz var. Industrial TNT. Kendimize biraz Flint and Steel verelim. Tabii önce bulabilirsek. Bir de normal TNT verelim. Şimdi öncelikle normal bir TNT patlatalım. Normal TNT'mizi patlatıyoruz. Patlama alanı bu. Ancak bayağı çok fazla item'ın kaybına sebep oldu. Industrial TNT'mizi patlatalım. Bu. Çok daha ufak ancak kayıpsız bir alan. Ancak şimdi geleceğim item. Kesinlikle ama kesinlikle tehlikeli. O yüzden çok 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 uzaklaşmamız lazım. Tesisime bir şey olsun istemiyorum. Ve... Dın 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 dın. Azından ne olduğunu çok net anlayabiliyorsunuz. Güvenli bir mesafeye çekilelim. Güvenli bir mesafe. Ki muhtemelen hala zehirleneceğim radyasyondan. Nuke'un güzel yanı kaçmak için güzel bir zaman veriyor. Ve patladığı alanı görüyorsunuz. Aslında bu ufak bir patlama oldu. Minimap'ten göstereyim. Köşede
TNT'lerimizin patlamasını görebiliyorsunuz. Neredeyse seçilemeyecek kadar. Fakat nuke'umuzun patladığı alan. Ve nuke sadece bunu da yapmıyor. Hunger ekliyor ve bu çevre şu an radyoaktif. Yani bu çevreden uzak durmanız lazım. Yoksa zehirleniyorsunuz. Bu çevrede duran tüm moblar da zehirleniyor. Mesela buraya bir zombi spawn edelim. İki tane hatta. Ah, peaceful'daydık. İyi ki iki tane almışım. Ha tabii yandıklarını unutmuşum. Creeper bilmiyordu. Ha patladı neyse. Anladım siz olayı. Ha şurada bir örnek var. Bu da zehirlenmiş durumda. Kısacası bu yakınlarda bulunan her mob zehirleniyor. Buradan uzak durmamız lazım. Şu an güzel bir radyoaktif alanımız var. Kendimize bir yere ilk verelim. Ya da direkt şuradan heal diyelim. Evet. Oyunda patlayan bir şey daha mevcut. Evet, size bahsetmiştik. Eğer bir alete alabildiğinden daha fazla elektrik verirseniz eğer patlar. Şimdi bu Mass Fabricator'a şu gördüğünüz Quantum Generator bir eklentinin eklediği bir item ve sadece Creative'den alınabiliyor. Ve istediğiniz oranda elektrik üretmeyi sağlayabiliyor. Mass Fabricator'a elektrik gördüğünüz gibi patladı. Eğer Quantum Armor giymeyseydim tüm bu patlamaların üstünde ben şu an çoktan ölmüştüm. Quantum Armor'a bu yüzden saygı duyun. Hani en güçlü Diamond Armor bile sayalım. Industrial Craft 2 incelememizin ikinci bölümünden bu kadar. Üçüncü bir bölümümüz daha olacak ve umarım zehrim geçer. Bu üçüncü bölüm sadece ama sadece nükleer reaktörler üzerine odaklı. Ve bunun sadece nükleer reaktörler üzerine odaklı olmasının sebebi nükleer reaktörler hem fazla karmaşık hem de dikkatli olunmadığı takdirde inanılmaz derecede tehlikeli. Şuradaki nuke patlamasını hatırlarsınız. Bir reaktör patlaması ondan iki kat daha büyük olabiliyor. Yani o boyutta bir patlama tüm evinizi havaya uçurabilir. Hani evinize belli bir mesafeye yakınsa eğer eviniz havaya uçar. Ve reaktörlerin ne kadar pahalı olduğunu bilirseniz eğer cidden ama cidden dikkatli olmaya çalışırsınız. Neyse. Bu incelememizden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğene ve abone ola tıklayın. Eğer beğenmediğiniz yanlar varsa lütfen bana bunu yorumla bildirin. Çünkü yeniyim ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.